Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın hitabı. Mersin Mezitli'deki polis evine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman polisimize de diğer şehitlerimizle birlikte Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Arkadaşlar, Mehmetçik karşısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üst yapısına neleri varsa bunlara mutlaka gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Güvenlik ortamının yeniden şekillendiği, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği günümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, köklü tarihi, dinamik nüfusu, her geçen gün büyüyen ekonomisi ve güçlü ordusuyla, yani sizlerle bölgesinde ve dünyada etkin ve proaktif politikalar ortaya koymaktadır. Küresel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı, krizlerin savaşa evrildiği bir dönemde Türkiye başat aktör olarak barış ve istikrar için böylesine çabalarken kötü komşuluğun en bariz örneğini teşkil eden Yunanistan ise maalesef provokatif eylem ve söylemleriyle yayılmacı saldırgan politikalarına maalesef devam etmektedir. Bu tutumuyla gerginliği tırmandıran taraf olan Yunanistan pervasızca Türkiye'yi suçlamaktadır. Bu bir ikiyüzlülüktür, bu bir riyakarlıktır. Ayrıca her fırsatta Türkiye'yi başkalarına şikayet eden bu kötü komşumuz düşmanca tavrını ortaya koymaktadır. Özellikle son zamanlarda sorumsuzluk abidesi bazı belirli siyasiler, Yunan siyasiler, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini her gün yeni hezeyanlarla adeta zehirlemektedir. Yakın zamanda NATO faaliyeti gerçekleştiren uçaklarımıza dahi radar kilidi atılması, Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlığını da göstermektedir. Nitekim Amerikalı eski bir diplomat da Yunanistan'ın bu hamlesini gerilimi tırmandırma işareti ve düşmanca davranış olarak gördüğünü de açıkça ifade etmiştir. Yine bu olayın hemen ardından da ticari bir gemiye Yunan sahil güvenliği tarafından ateş edilmesi gerginliğe yeni bir boyuta taşımıştır. İstanbul Adası'na sözde soykırım anıtı yapmasıyla Yunanistan'ın bir başka provokasyonudur. Asıl mezalim ve soykırım tebaası olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe'de ve 1919-1922 yıllar arasında Anadolu işgal girişiminde Yunanistan tarafından yapılmıştır, işlenmiştir. Hala hafızalarda tazedir. Kıbrıs'ta da soydaşlarımıza aynı vahşeti yapan yine bunlardır. Bu açıdan Yunan siyasiler şayet bir utanç vesikası arıyorlarsa aynaya bakmaları kafidir. İşte bu ikiyüzlüler bir yandan bölgede istikrarı tehdit ederken bir taraftan da buldukları her fırsatta, her ortamda utanmadan gerçekleri manipüle ederek Türkiye'yi şikayet etmekten, Türkiye karşıtı tavır sergilemekten de çekinmemektedirler. Nitekim 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşmalarını bir kenara atıp gayri askeri statüdeki adalara silah yağan, bazılarının kışkırtması ve maalesef Avrupa Birliği'nin de göz yummasıyla şımarık çocuk rolünü üstlenip dünyada örneği olmayan, eşi benzeri görülmemiş akıl, mantık dışı talep ve uygulamalarla bölgede istikrarsızlığı körükleyen,
sırf siyasi gelecek kaygısıyla kendi halkının kaynaklarını hoyratça heba ederek beyhude bir silahlanma gayret içinde olan, kurulduğun günden bugüne 7 aşamada 3 kat genişlemesine, burnumuzun dibine kadar gelmesine rağmen yeni Osmanlıcı diyerek büyük bir pişkinlikle Türkiye'yi yayılmacılıkla suçlayan, Sunni ittifaklar kurup kendi topraklarını peşkeş çeken, sonra da başkalarının arkasından diklenerek aklınca bize gözdağı vermeye kalkan, Türk azınlığın haklarını elinden alıp Türk varlığını yok sayarak asimilasyon politikalarıyla, baskıyla onları sindirmeye çalışan, adeta bilinçli kimlik soykırımı yapan, terör örgütleriyle işbirliği yapan ve onlara her türlü desteği veren, sığınmacıların acımasızca geri iterek, botlarını batırarak Ege'nin soğuk ve karanlık sularında bebekleri öldüren, sonra da pişkince insan haklarından bahsedenlerin gerçek yüzünü ve niyetlerini akıl ve vicdan sahibi herkes anlıyor. Masum insanların vebali Yunan siyasilerin boynundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere Ege'yi mülteci mezarlığına çeviren Yunanistan'a uluslararası kurumların güçlü bir yaptırım uygulaması ve insanlığa karşı işlenen bu suçlara dur demesi gerekmektedir artık.